Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde 4. sınıf matematik ders kitabı 33. sayfadaki alıştırmaları cevaplayacağız. Verilen sayı örüntülerinin kurallarını açıklayınız. Kuralı açıklayabilmemiz için iki sayı arasındaki bağlantıya bakmamız lazım öncelikle. Birinci sayı 20, ikinci sayı 30, sonra 40, 50, 60, 70 de devam ediyor. Burada nasıl bir kural var? Şimdi 20'den 30'a 10 artmış. O zaman buraya artı 10 diyebiliriz. 30'dan 40'a yine artı 10 artı 10 şeklinde ilerliyor. Diğerlerine bakmamıza gerek yok artık. Zaten ritmik saymayı biliyoruz. 10'ar 10'ar. Burada bir onarlı artış var. Yani kural için şöyle diyebiliriz. 20'den başlayıp 10'ar artıyor. Evet, bu artan bir örüntüdür. B seçeneğine bakalım şimdi de. 10'dan başlamış. Ondan sonra 13 gelmiş. Burada yine bir artış söz konusu. Çünkü 13 10'dan büyüktür. Nasıl bir artış var? Burada 3 artmış. O zaman artı 3 diyeceğiz. 13'ten 16'ya yine artı 3. 16'dan 19'a yine artı 3. 19'dan 22'ye artı 3. 22'den 25'e artı 3 şeklinde ilerlemiş. O zaman şöyle diyebiliriz yine. 10'dan başlayıp 3'erli artıyor. C şıkkına baktığımızda 500 birinci sayımız, sonra 480 olmuş. 480 500'den küçük olduğuna göre de burada bir azalma söz konusu. Yani azalan bir örüntü bu. 500'den 480'e ne kadar azalmış peki? Gördüğümüz gibi 20 azalmış. O zaman eksi 20 diyeceğiz buraya. Buradan 480'den 460'a yine eksi 20. Daha sonra eksi 20 şeklinde devam ediyor. Azalışın 20 olduğunu anlayamıyorsak eğer bir bakışta, şöyle bir şey yapabiliriz. 500'den 480'e çıkarırsınız, aradaki farkı bulursunuz. Bir sonrakini bir öncekinden çıkardığınızda farkı bulabilirsiniz. Bunun için de şöyle söyleyebiliriz. 500'den başlayıp 20'şer azalıyor. Ç şıkkına baktığımızda 5 ile başlıyor örüntümüz. Daha sonra 25 oluyor. 5'ten 25'e 20 artış söz konusudur. O zaman buraya artı 20 diyeceğiz. 25'ten 45'e yine artı 20. 45'ten 65'e artı 20. 65'ten 85'e artı 20. 85'ten 105'e yine 20 artmış. 5'ten başlayıp 20'şer artıyor. D şıkkına baktığımızda 414'ten başlıyor örüntümüz. Daha sonra 400 olmuş. Burada bir çırpıda görebiliyoruz aslında 14 eksildiğini. Çünkü 414'ten 400'e düşmüş ve burada ne var? Eksi 14 diyeceğiz. 400'den 386'ya yine eksi 14, 14 azalma var. Bunu bir kere de göremiyorsanız 400'den 386'yı çıkararak bu azalmayı görebilirsiniz. Burada yine 14 azalma, eksi 14, eksi 14 diyeceğiz. Bunun kuralı için de şöyle söyleyebiliriz. 414'ten başlayıp 14'er azalıyor. İkinci sorumuza geldiğimizde, kareli alanda azalan bir sayı örüntüsü oluşturunuz. Oluşturduğunuz sayı örüntüsünün kuralını açıklayınız demiş soru bize. Şimdi azalan bir sayı örüntüsü demiş ama nereden başlayacağımızı, hangi sayıdan başlayacağımızı belirtmemiş. Onun için biz kendimiz rastgele bir sayı belirleyerek oradan bir azalan örüntü oluştururuz. Örüntünün bir kural olması gerekiyor biliyorsunuz. Rastgele azaltamayız. Yani arada bir kural olması lazım bir sonraki sayıya geçtiğimizde. Ben şöyle bir kural oluşturacağım. Şimdi 74 seçtim. 74'ten başladım. Daha sonra bunu 5 azaltacağım. 69 yapacağım. 5 azaltacağım. 64 yapacağım. 5 azaltacağım. 59 olacak. Daha sonra 54... 49 ve 44'te bırakacağım. Çünkü nerede bitirmemiz gerektiğini de söylememiş. Kaç adım olması gerektiğini söylememiş daha doğrusu. Onun için 44'te bırakıyorum ben. Kural olarak da şöyle diyorum. Azalan bir sayı örüntüsü oluşturun dediğine göre. Burada zaten azalan bir sayı örüntüsünü oluşturduk. 74'ten başlayıp 5'er azalıyor. Üçüncü sorumuza bakalım. Kareli alanda artan bir sayı örüntüsü oluşturunuz. Bu defa artan demiş. Dikkat edelim. Artan bir sayı örüntüsü oluşturunuz. Oluşturduğunuz sayı örüntüsünün kuralını açıklayınız. Artan bir sayı örüntüsü demiş. Yine başlayacağımız noktayı ve bitireceğimiz noktayı söylemediği için ben 7'den başlamayı tercih ediyorum.
ve bunu 10'ar artırmak istiyorum. 7'den sonra 10 artırırsam kaç gelir? 17 gelir. Daha sonra 10 artırdığımda 27 olur. Daha sonra 10 artırdığımda 37, 47, 57, 67. Bu şekilde sürer gider. Ben 67'de bırakıyorum ve kuralını açıklıyorum. 7'den başlayıp 10'ar artıyor. Dördüncü sorumuza bakalım. Semra yukarıdaki sayı örüntüsünü oluşturdu. Sayı örüntüsüne göre aşağıdaki ifadede verilen noktalı yere artan veya azalan kelimelerinden uygun olanı yazınız. Semra'nın oluşturduğu sayı örüntüsü nokta nokta bir sayı örüntüsüdür demişim. Noktalı yeri biz dolduracağız. Bakalım örüntümüze artan mı azalan mı? Hemen ilk ikisine baktığımızda bunu anlayabiliriz aslında. 8'den 20'ye çıkmış. 28'den büyük olduğuna göre bu artan bir örüntüdür. Hemen artan yazabiliriz. Kuralını açıklamamızı istememiş ama biz kuralını da açıklayalım. 8'den 20'ye ne kadar artmış? 12 artmış. O zaman burası 12'şer artan bir örüntüdür.